Evet, Erdek'te Poyrazlı muhtarı, yeni muhtar Poyrazlı'nın Nazan Aptekin'le birlikteyiz. Nazan Hanım hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Son yapılan seçimlerde Poyrazlı'ya bir hanımeli olarak muhtar oldunuz. Tebrik ediyoruz. Çok sağ olun. Aynı zamanda Paşa Limanı adasının da ilk kadın muhtarıyım. Evet, hem ada olarak hem orada 5 kırsal mahallemiz var. Evet. Siz ilk kez bir bayan olarak adada seçilmiş buldunuz. Evet. Böyle bir beklentiniz var mıydı? Tabii beklenti olmasa girmezdim zaten bu yarışa. Bizim köyümüzün özelinde çok düzeyli, çok güzel bir yarış oldu. Kaç adayımız vardı? 4 adayımız vardı. 4 aday içerisinde kazandınız. Kazandım ama rakiplerimiz hiçbir zaman çok agresif bir şey yapmadılar, kendilerini öne çıkartmaya çalışmadılar. Evet. Dolayısıyla herkes birbirine son derece saygılıydı. Eski muhtarımız 20 yıldır görevdeydi. O artık dinlenmek istediğini söyleyerek zaten çekildi. Dolayısıyla yani biz 4 yeni isim yeni 4 yarışa isim katıldınız. Yarışa evet. Katıldık. Kadın olmanın avantajı muhtemelen vardı. Çünkü kadın destekçiler çok güzel yanımda oldular. Hem cinsleriniz sizi destekledi. Hem cinslerim yanımda oldu. İnşallah. Evet, biz güzel... şöyle söyleyelim o zaman. Poyrazlı bir kırsal mahalle olarak beklentileri var. Özellikle var. Riyaz sezonunda esnek nüfusa sahip. Kesinlikle. Bildiğimiz kadarıyla. Kesinlikle. Nedir beklentilerimiz, önceliklerimiz nedir? Bütün ada olarak aslında sorunumuz var. Bizim en önemli sorunumuz ulaşım. Kışın bir şekilde halledebiliyoruz ama gene de zor. Yani sabah 11'de adaya deniz geliş var. Deniz yolundan bahsediyoruz. Deniz yoluyla. Akşam da 17.45'te dönüşümüz var. Dolayısıyla bunun daha sık olması gerekiyor. Çünkü yazın dediğiniz gibi esnek nüfus nedeniyle gidiş gelişlerde çok zorlanıyoruz. Yani evet. Sıraya koyuyoruz arabamızı, almıyor. Bir sonraki gemiye kalıyoruz. Özellikle acil konularda, rahatsızlık olan öyle. Konularda büyük problemler problem oluyor. Yani evet. Bunun muhtemelen giderilmesi şart. Evet. Onun dışında bir sağlık problemimiz var. Sağlık problemi köyün nüfusunun, kayıtlı nüfusunun az olduğu için maalesef haftanın ayda iki kez gelebiliyor. Hatta ayda bir kez gelmesi gerekiyor. Fedakarlığıyla aile hekimimizin ayda iki kez geliyor. Ama olmuyor. Evet, yaşlı, yetersiz çünkü yani. Çünkü yaşlı nüfusu var. Yani evet. Benim köyümde örneğin 91 kişi 65 yaş üzerinde. Dolayısıyla onlar için sağlık ekibinin olması şart. Bunlarla Marmara'da çalışan Gestaş'ın gemisi var. Bunun uğrama olasılığı yok mu size? Aslında daha uygun? Onu da istiyoruz. Yani Narlı'dan kalkıp Poyrazlı, benim köyüm o tarafta. Yani Poyrazlı'ya uğrayıp çok uygun bir hat. Çok uygun. Poyrazlı'dan Marmara'ya geçiş yapabilir. İnanılmaz rahatlarız. Evet. İnanılmaz bir bizim için kurtuluş yolu olur. Ama maalesef Narlı'dan kalkıp önümüzden geçip Marmara'ya gidiyor gemi. Siz her sabah seyrediyorsunuz. Sadece bakıyoruz. Evet, başka beklentilerim nelerdir? Onun dışında ATM'miz yok. Mesela para çekemiyoruz. Yani emeklilerimiz, yaşlılarımız postanenin açılmasını bekliyor veya bizlerden yardım talep ediyorlar. Biz işte bir şekilde para aktarıyoruz. O tür işleri sanki ATM'ymiş gibi yapmaya çalışıyoruz. Evet. Destek olmaya çalışıyoruz. Onun dışında tabii benim köyümün özelinde, köyüm bir Poyraz alan köy. Dolayısıyla Marmara'nın tüm kiri, tüm atıkları, tüm plastikleri, tüm torbaları, tek tek bütün işte ayakkabılar, terlikler, aklınıza ne gelirse benim köyüme geliyor. Dolayısıyla yani plaj temizliğimiz, sahil temizliğimizin devamlı yapılması ve bir elin devamlı o sahilin üzerinde olması gerekiyor. Evet. Başka çaresi yok. Bütün temizlik personelimiz son derece özveriyle çalışıyorlar. Fakat yetişemiyorlar. Yetersiz diyorsunuz. Çünkü aynı zamanda onların işte çim biçmede görevleri var, çöpleri toplama var, etrafı temizleme var. Gelen, sahile gelen vuran temizlik için tek bir kişi ancak yeter. Evet. Yazın nüfus yoğunluğunda sıkıntılarınız ne oluyor? Ulaşım. Yani gelen kişilerin en büyük derdi ulaşım. Gelmek ayrı problem, dönüş ayrı problem. Evet.
Başka söyleyecek bir şeyimiz var mı? Yetkililerin hepsi bilincinde, hepsi farkındalar ve destek olacaklarından eminim çünkü çok ilgileniyorlar. Konuyu çözüme ulaştırmak için herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Prosedürleri tamamlamaya çalışıyorlar. İnşallah en kısa zamanda güzel bir turizm beldesi haline getirmek istiyorum köyü. Bir yelken kulübü açmak istiyorum örneğin. Dolayısıyla genç nüfusun buraya akın etmesini istiyorum. Yani bir Bozcaada'dan, bir Alaçatı'dan aslında hiçbir eksiğimiz yok. Fazlası var. Fazlası var, yakınlığı var, daha doğal. Birilerinin el değdirmesi gerekiyor, o kadar. Başka bir İnşallah şey İnşallah buradan biz de sizin adınıza yayınımızı yapacağız. İlgililer size beklentinize kulak verir. En kısa zamanda giderler. İnşallah. Teşekkür ediyorum, hayırlı olsun. Ben teşekkür ederim, sağ olun.